Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. El oyuna dair içeriklere devam ediyoruz. Duvar kağıtlarına pek çok yeni seçenek eklendi. Bunları göstereceğim. Bir de yeni haritaya, yeni dünyaya dair gelişmelerimiz var. Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak gördüğünüz gibi duvar kağıdına onlarca yeni seçenek eklendi. Ama duvar kağıdı tahmin ettiğimiz gibi ücretli bir DLC olarak gelecek gibi duruyor. Sadece ilk kendi varsayılanı ücretsiz olarak sunuluyor. Crafting kısmına geldiğiniz zaman wallpaper yazdığınızda Burada gördüğünüz ilk seçenek ücretsiz olarak sunulacak. Kalanların hepsi ise ücretli, paralı olarak satışa sunulacak. Ee, hep tek tek mi alabileceğiz? istediğimizi mi alabileceğiz yoksa hepsini ak, ek bir DLC paket alarak hepsini açabileceğiz mi? O konuda bir bilgim yok. Onu yakında öğreniriz. Yerleştirmek istediğiniz zaman gördüğünüz gibi şu şekilde elinize aldığınızda skin'i de görebiliyorsunuz. Bunlar hatırladığınız gibi önceki videoda söylediğim gibi sadece evin iç kısmına konulabiliyor. Duvarların iç kısmına yerleştirilebiliyor çekişle geri alabiliyorsunuz. Bu gelenlerden sadece iki tanesinin ek bir avantajı var. Bunları da buraya yerleştirdim. Bu ikisi geceleri parlıyor. Hemen onu sizlere gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi bu ikisi geceleri parlayabiliyor. Şu an için elimizdeki seçenekler bu şekilde. Şimdi devam ettiğimiz zaman dünya güncellemesine dair bazı bilgiler vermek istiyorum. İlk olarak dünya güncellemesi Eylül ayında değil Ekim ayında geliyor. Ee, Rust'ın en büyük üçüncü güncellemesi diyebiliriz bu dünya güncellemesine. Çünkü oynadığımız dünya baştan sona değişecek. Yani bu gördüğünüz haritadaki taşlardır, nehirlerdir. Yani şu an ekranda bir görselle görüyorsunuz yeni haritaya dair. Bu nehir boyutları da inanılmaz derecede değişti. Haritada üç farklı yeni oasislerimiz var, kanyonlarımız var, lake'lerimiz var. Yani bunun dışında dediğim gibi nehirlerimiz de inanılmaz derecede büyüdüler, uzadılar. Şu an için ee, köprüler yok ama yakın zamanda köprülerinde ekleneceği söylendi. Belki diğer ay köprülere eklenir o konuda pek bir bilgim yok. Çünkü Ekim ayında gelecek. Şu an çok aşırı derecede aktif şekilde sadece yeni dünya için çalışıyorlar. Ee, yeni dünyanın görselini ise bu ayın sonuna doğru veya diğer ayın başında AUX2 betasının açılacağı söylendi. O zaman videosunu çekip sizlerle paylaşabileceğim. Şu an sağda solda gördüğünüz bu yeni dünyadır falan filan buna dair bazı videolar var. Bunlara çok şey yapmayın. Bunlar çok eksik videolar. Doğru ama çok eksikler. Çünkü dokular, modellemeler vesaire hiçbir durumda. Zaten videoyu izlerken de çok fark edilebilir şekilde belli oluyor. 10 Eylül'de yeni Twitch round'umuz mevcut. Blowpipe isimli yeni bir silahımız var. Bundan önceki videoda bahsettim. Bunun, bunun için dart tipinde yeni bir mermi türü eklendi. Fronter hazmat için çalışmalarımız devam ediyor. Dalış motoruna dair bazı çalışmalarımız var. Dalış motoru belki bu güncelleme ile gelebilir. Dijital saat gördüğünüz gibi bu güncelleme ile geliyor. Dijital saat ve duvar kağıdının bu güncelleme ile geldiğini biliyoruz. Yeni kurtada dair çalışmalar devam ediyor. Bir kurta, o sizi tespit eden önce saldırırsanız kurt sizden biraz geri kaçıyor. Arkadaşlarını topluyor ve size geri saldırmaya dönüyor. Ee, ayrıca ölürken son attığınız atışların tutmaması yani direkt e, projektil invalid gidiyordu. Ona dair biraz çalışma yapıldı. Artık ölmeden önce atılan atışların tutma ihtimali, projektel invalid yememe ihtimali biraz daha fazla. Yani şu ana kadar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.